Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Tarikat üyelerimiz herkese hayırlı sabahlar. Tarikatın delisi geldi sabah sabah. Şimdi dolar konuşacağız, altın konuşacağız. Başka ne konuşacağız ulan diyorsun. Arada buluruz bir şeyler. Muhtemelen aralardan çıkar gene bir şeyler. Çünkü dünkü videoya çok güzel yorumlar geldi. Ben diyorum ya bu kanal hepimizin kanalı sonuçta. Bazen hani kolay bulunabilsin diye mesela bazı kardeşlerimiz abi niye işte kanalın ismini Before the News değil de işte Burak Arslan değil de Before the News yaptım. Burak Arslan yapsan daha iyi. Burada ismi ön plana çıkarmaktan çok bir fikri ön plana çıkarmayı çok istedik. Yani nedir bu fikir işte? Finansal piyasalar nasıl işler? Biz piyasa profesyonelleri nasıl bakarız piyasaya? Ama tabii bu sizin kanalınızda çok güzel videoların altına yorumlar geliyor. Diyorum ya bunları dinliyorum. Ve şimdi mesela bugün bir iki tanesini okuyacağım. Çok güzel yorumlar var. Çünkü niye? Şimdi bizim kanalımızda da muhtemelen burada bir sürü benim kadar tecrübesi olan, belki benden daha fazla tecrübesi olan insanlar olabilir. Onların görüşleri, onların yaşadıkları bu işlere yeni giren arkadaşlarımıza bir vesile olur. Sizler de bu işe yeni giren arkadaşlar yorumlar yazabilirsiniz. Başınıza gelenleri veya soruları orada başka insanlar size cevap verebilir. Sonuç itibariyle burası bir paylaşım yeri arkadaşlar. Benim kendi özel yerim değil. Dediğim gibi ben öyle olsa kanalın ismini Burak Aslan yapardım. Burak Aslan değil, Before the News. Bunun da bir anlamı var. Şimdi dolara bakacağız, altına bakacağız. Altında çok büyük sıkıntı var. İnsanlar tabii ons altında sıkıntı var. Yani şimdi gram altıncılar çok hissetmediler bu düşüşü. Çünkü gram altında hep söylüyoruz, dolar destekliyor gram altını. Ve hani dolar muhtemelen desteklemeye de devam edecek. Ama tabii ons altın tarafında %10'luk bir kayıp var son 15-20 günde ve bu böyle devam ediyor. Gümüş tarafında %20 zarar var. Ve hani tekrar o seviyelere gidecek mi? Yoksa buradan düşüş mü başlayacak? İşte Amerikan seçimleri, Trump'tı, Biden'dı, ilaçtı, oydu, buydu, 50 bin tane haber akışı. Ama biz de ne diyoruz hep? Bu kadar şeyi, hani bu kadar haber akışı, bu kadar haber kirliliği, trendleri takip etmekte arkadaşlar fayda var. Şimdi de onları yapacağız, bakacağız. Şimdi şöyle bir öncelikle gerçekten işte dünkü güzel yorumlar, güzel şeyler. Şimdi şöyle göstereyim size. Şimdi mesela dünkü şeyde Ferruh, benim de tanıdığım, sevdiğim bir kardeşim. Aynı zamanda bizim eğitim gruplarına da kayıtlı. Bakın mesela çok güzel bir yazı yazmış. Gerçekten kendi deneyimlerini de anlatarak. İşte değerli Before the News ailesi, sevgili olsak küçüklerin sevgi, büyüklerin saygı olsun. Bu piyasalarda yıllardır olan biri olarak, zamanında Viyop'ta soğan gibi doğranmış biri olarak söylüyorum. Sizden ricam, Burak kardeşimizi iyi dinleyin, emeğine saygı gösterin. Benim zamanımda Burak kardeşim olsaydı emin olun hataların %80'i az olurdu. Tabii ki sermayenin de size komik gelebilir, belki de salak mısın diyebilirsiniz. Ben Burak kardeşimi her sabah iki kez dinliyorum. Eğitim sitesi artı YouTube. Çünkü çok ince detaylar ve bilgiler var. Bazen de kendimi geliştirmek için kendi grafiğimde bir hata hissim var ise Burak kardeşimin destekleyen noktaları, uyarılarını tekrar dinliyorum. Sizlerden ricam, İşte bana sahip çıkmanız, beni boş verin. Bizim için çırpılan her sabah istikrar abidesi şeklinde. Bu piyasa herkes denedi. Saman alevi gibi sonradan kayboldu hiç kimse, ama hiç kimse her zaman istikrarlı bir şekilde video çekemedi. Sizlere önerim, sabırlı olmak zorundasınız, yoksa çok para kaybedersiniz. Hem de çok veri günleri pozisyonda değilseniz yeni pozisyon kesinlikle ama kesinlikle açmayın. FED toplantı, tarım dışı istihdam, merkez bankaları gibi ailenizin parasıyla kesin ama kesin işlem yapmayın. Kazandığınız zaman kesinlikle ve kesinlikle belli oranda parayı sistem dışına çıkartın. Bunu kural haline getirin. Paranız sağlığınızı, ailenizi, onurunuzu yok etmesin. Hırsınıza hakim olun. Kendinizi geliştirin, eğitim alın. Şimdi Ferruh kardeşimiz sonuç itibariyle yurt dışında çok büyük bir yatırımcı değil. Hani bu size anlatıyorlar ya işte bilmem ne işte 1'e 200 yaptı falan. Sadece bu piyasaların içinden gelen bir adam ve ne kadar doğru şeyler yazdığını, ne kadar bu işin kurallarını şu kadarlık bir bölümde yazdığını görüyorsunuz. İki tane her gün, yani eğitim sitesindeki Trade Academy'deki videoları da dinleyip hem de YouTube'u dinliyor. Gerektiğinde iki defa dinliyor. Ve kendini geliştirip bu hale geliyor.
Hani bazıları diyor ya işte ben sardırıp dinliyorum diye. İşte o sardırıp dinleyenlerin sonunda her zaman hüsran oluyor. Şimdi böyle yorum yapılan 4-5 tane daha kardeşimiz var ki. Bir de böyle bak mesela ilk defa seni dinliyorum, hiç beğenmedim konuşmanı, bugüne kadar dinlediğinde beğenmediğim tek kişisin. Şimdi bak bu da insan, tamam mı? Bu da insan. Şimdi bunun yorumunu size bırakıyorum. Yani bizim ne verdiğimiz değil, sizin ne aldığınız önemli. Yani 500 tane adam yorum yapıyor, Allah razı olsun diyor. Bir tanesi çıkıyor, seni hiç beğenmedim, Allah belanı versin diyor. Bu yani biz ne anlatırsak anlatalım burada. Kendini geliştirmek isteyen adam videoları iki kere izliyor. Bak bir kardeşimiz de yazmış hatta dün. Abi ben sardırıyorum ama geriye sardırıp tekrar dinliyorum demiş. Bak insanlar not alıyor. Bizim de amacımız bu. Bizim amacımız burada sadece grafik anlatmak değil. Sadece grafik anlatmak işin çok kolayı. Burada biz şunu paylaşıyoruz. Ben yıllardır bu işi yapan bir kardeşiniz olarak nelere dikkat etmeniz lazım? İşte piyasalara nasıl bakmanız lazım? O satır aralarında kurduğum cümleler, emin olun hani tamam manyak bir adam olabilirim ama emin olun hepsi çok dolu şeyler. Bakmayın böyle kendime dalga geçtiğime. Onların hepsi her cümleden bir eğitim konusu çıkar. Çünkü niye biliyor musunuz? Buradaki olay şey değil. İşte ben bildim, oldu, bilmem ne değil. Biz hakikaten hayatımızı verdik bu işe. Bu işten para kazanmak hayatınızda karşılaşacağınız en zor işlerden bir tanesi. Çünkü bunun psikolojisini yönetmek, ekmeğinizi buradan çıkarmak, kaybettiğinizde o hüsran, o üzüntü, işte ay sonunda paramı ödeyemeyeceğim, ne yapacağım, ben batıyor muyum psikolojisi insanı bambaşka yerlere götürür. Daha çok hatalar yaparsınız. Bunları yaşayan bilir. Hani işte davranışsal finans, işte bilmem ne, işte doktora, üstüne doktora yapmış, tez yazmış. Ulan götü boklu. Ben 20 yılımı geceli gündüzü vermişim. Sen onu kitaptan okuyorsun. Sen benim gibi adamların hayatını kitaptan okuyarak o tezleri yazıyorsun. Ben hayatıma kendim tez yazdım. İşte bizim amacımız o arkadaşlar, anlatabiliyor muyum? Yani burada amaç şu. Bizim yaşadığımız zorlukları, bak iyilikleri anlatmıyorum. Hani ya dersin ki ya kardeşim hep kötülüğüm. Yok çok güzel bir iş ama zorlukları anlatalım ki nasıl bir işe girdiğinizi bilin. Çoğu insan bu işlere girerken nasıl bir işe girdiğini bilmeden giriyor. Parayı kaybediyor. Ondan sonra diyor ki ya diyor bu diyor ne acayip işmiş, perişan oldum ben, battım, lanet olsun bu işe diyor. İşte biz de diyoruz ki arkadaş girerken dikkatli ol. Yani Allah korusun. Yani anlatabiliyor muyum? Çok kolay para kazanacağım diye eldeki avuçtakinden olma diyoruz. Şimdi günün muhabbeti de bittiğine göre şimdi diyorum ya sana, burada çok iyi dinleyen kardeşlerim, Allah senden razı olsun diyen kardeşlerim var. Ya bu herif ne boş konuşuyor diyen dangalaklar var. Diyorum işte insanoğlu. Bak daha demin adamın yazdığı yazıyı gösterdim. 500 kişi yorum yazmış, Allah razı olsun diyor. Bir tanesi çıkıyor. Her yerde bir tane çıkar. Hadi iki tane çıkar, bilemedin. Şimdi dolar TL'yi ve altını konuşacağız arkadaşlar. Şimdi dolar ne dedik ki? Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararı gelecek 22'sinde. Ve Merkez Bankası'nı bir şekilde sıkıştırıyorlar. Bakın şöyle bir kanal var demiştik daha önce. Bu kanalın da kafası 8-10'lara falan denk geliyor şu anda. Zaten seans içine baktığınız zaman 7.95'ten geçen gelen satış bir önceki, bakın bir önceki tepeyi kırdığı yerde destek buldu. Bu direnç destek oldu ve 7.85'lerin üzerinde kaldı. Şimdi tekrar 7.95'lere geliyor. Şimdi bu 7.95-60'lar çok kritik olacak. 85-60'lar yani 7.85'ler artık kırılmadı, yani geri çekilmelerde kırılmadığı sürece dolar TL faiz arttırımına kadar 7.95-60'ların üzerinde 8.07'lere doğru yeni bir hareket başlatmak isteyebilir ve burada Merkez Bankası'nı faiz arttırımına zorlar. Ondan sonra da bir kar satışı gelir. Beklediği faizi alamazsa bir bakarsınız 8.25'lere gider. Dolayısıyla dolar TL grafiğini incelerken geçen de söyledim şu düzeltme bölgesinde. Hala trend olumlu. 7.80 bölgelerini aşağıya kırmadığı sürece taşımaya devam. Bir bozulma yok. Hala trendi olumlu ve Merkez Bankası'nı faiz arttırmaya muhtemelen arkadaşlar
zorlayacaklar önümüzdeki haftaya kadar. Dolayısıyla önümüzdeki haftaya kadar dolar diri durmaya devam edecek. Gelelim altına. Şimdi altında özellikle şunu söyledik. Şu 2070 tepesinden gelen sert satış, yani şuralarda alan insanları ne yazık ki şu anda yoruyorlar ciddi anlamda. Peki bu bir trend dönüşümü, yani 1000 dolardan gelen 2080 dolara bir enstrümanın artık yavaş yavaş burada işte 1750'lere doğru bir düzeltme mi gelecek önümüzdeki 2 ay? Yoksa buradaki düzeltme süreci 2070'e ondan sonra da yukarı doğru mu taşınacak? Biz bunu şu anda ne dedik bilemeyiz. Biz ne yaparız? Buradaki düşüş trendini takip ederiz. Dün bir tane kardeşimiz şöyle güzel bir soru sormuş. Demiş ki Burak abi niye demiş bunu buradan anlıyorsun? Şimdi arkadaşlar destek ve dirençleri çizerken daha çok maliyetlenmeleri, daha çok test etmeleri çizmenizde fayda var. Şimdi şuradaki hareket, şu düşüş trendi mesela, bakın şurada bu geçerliydi. Şurada şu işlem olurken şurayı kırdı gibi yaptı. Bak tekrar içine girdi. Bu artık yok. Ha, yarın öbürsünü şu trendi kırıp buralara bir yere gelip buradan dönerse o zaman ne yaparız? O zaman buradaki trendi o zaman böyle çizeriz. Ama şu anda daha çok test edilen açı şu açı. Şu fazlalığı, yani şu aşırılığı almadık. Şöyle alıyoruz. Şimdi bu düşüş trendi kırılmadıkça arkadaşlar ne dedik? Çoğalmayalım. Ha, 1970 dolarlara gidebilir mi? Gidebilir. Ama önümüzdeki seçimlere kadar şu bölgeler, yani bakın şu düşüş kanal direnci kırılacak. 1. 1970'ler kırılacak. 2. 1994'ler kırılacak. 3. Bakın bir sürü direnç bölgeleri var. Aşağıda 1850'ler çok önemli destek. Eğer burası kırılırsa çok ciddi anlamda bir satış gelebilir terste. O yüzden hala şu anda grafik şuradaki kısa vadeli düşüşü sindirmeye çalışıyor ve hala üstüne atmış değil. O yüzden arkadaşlar çok heyecanlanmayın. Seans içi grafiklere gelince dün özellikle bakın şuradaki düşüş kanal direncini çizdik. Ha, dün şöyleydi, şu bölge yoktu, şöyleydi. Bakın kırıldı gibi yaptı, tekrar içine girdi, tekrar kaldırdı, olmadı yani geçemedi. Artık yeni trend bu ve ondan sonra ne dedik? 1910 çok önemli bir stop noktası. 1910'u kırınca şuradaki çanak boyunu direkt aşağı koydu. Bugün 1880'lerde bir destek buldu, tepki yaptı. Şimdi bugün yukarı hareketlerde 1910 önemli bir direnç. Bir düşüş kanal direnci geliyor, aşağı doğru gelecek, onu takip etmeye devam. 1910 önemli, 1880 önemli destek, 1870 arkadaşlar iki tane önemli destek bölgeleri. 1880 özellikle bugün çok iyi takip edilmeli. Yukarı doğru hareketlerde de 1910 bölgeleri birazcık bir satıcının gelebileceği bölgeler. Yani gördüğünüz gibi işte veya size sosyal medyada nereye açsanız arkadaşlar 2 sene önce dolar TL 7 lirayken işte size başlıklar atıp dolar daha da gidecek, kopacak denilen olayın aynısını şu anda altında yaşıyoruz. Ama tüm dünyada. İşte çok ünlü bilmem neci altın öyle 7000 dolar olacak altın. Ya güzel Allah'ım, hakikaten insanoğlu yani dürüst olmaya çalıştıkça ne yazık ki hep diyorum ya zor yolu seçiyoruz diye. Biz hiç şimdi adam 7000 dolar olacak diye bir başlık görünce adam basıp içine giriyor, seyrediyor. Anladınız mı ne yapmak istediklerini? Bakın çoğu bizi izleyen kardeşlerimiz şu yorumu yapıyorlar. Abi artık seni dinlerken daha sakinim. Seni her dinlediğimde terapi gibi geliyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü aklı selim yorum yapmaya çalışıyoruz. İnsanları heyecanlandırmıyoruz. İnsanlara diyoruz ki bakın kardeşim şu şu olabilir. Sakin olun, şunlara göre pozisyon açın. İşte doğrusu da bu. İşte o yüzden insanlar sakinleşiyorlar. Panik olmuyor. Öbür tarafta adamı izliyor. 7000 dolar olacak. Koşuyor hemen altın alıyor. Ne oluyor bu sefer? %10-15 kaybediyor. Veya bir tane Lamunya'yı izliyor. İşte yurt dışından haberleri topluyormuş da falan filan. Altın öyle olacak böyle olacak. %15 düşüyor. Bu sefer diyorlar ki arkadaşlar biz zaten uzun vadeli yatırımcıyız. Hep beraber elle tutuşalım gezelim. Tamam. Bu sene yırttınız. Peki yarın öbürsü gün altın çakıldığı zaman ne anlatacaksınız insanlara? İşte ben o zaman göreceğim Anya'yı, Konya'yı.
Acele etmeyin. Her şeyin sırası var. Ama birazcık gözlerinizi açın. Birazcık arkadaşlar kendinizi geliştirin. Çok geliştiren kardeşlerim var. Bütün mesajları okuyorum. Bu videoda da gerçi bir sürü yorum olacaktır. Eminim. Bizim yapmaya çalıştığımız şey sadece bizdeki bakış açısını veya yıllarca bizim yaptığımız hataları sizin yapmamanız ki oyuna 1-0-2-0 önde başlayın. Biz zamanında çok hatalar yaptık. Her hatamızdan hem para kaybettik ama ders aldık, daha kuvvetlenerek çıktık. Aynı şeyleri arkadaşlar sizler de yaşayacaksınız. Herkes bu yollardan geçecek. O yüzden mümkün olduğunca arkadaşlar kendinize güvenin. Ne Burak'a, ne Ahmet'e, ne Mehmet'e. Saygı duyduğunuz insanları dinleyin, görüşlerini. Ama kendi süzgecinizden geçirmeyi unutmayın. Kendi süzgecinizden geçirmeniz için de çalışıyor, emek veriyor, bir şeyler biliyor olmanız lazım. Çok mu zor şeyler? Kesinlikle hayır. Ama emek isteyen, saygı isteyen işler. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.